Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ehliyet trafik adabı örnek deneme sorularını çözmeye devam ediyoruz. En çok çıkan banko trafik adabı esnaf soruları arkadaşlar. 19 artı 2 banko trafik adabı soruları. Güncel sorular sizlere mutlaka çıkacak arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Sorulara geçelim. Birinci sorudan itibaren başlayalım. 1-2 şeklinde verilmiş bakın. Verilenleri okuyalım hemen. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hemen bakalım verilenlere. Denetim trafik adabı için bakın. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak. 2. Yazılı olmayan trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışlar oluşturmak ve bu davranışlar alışkanlık haline getirmektir. Doğru ve yanlış sormuş. Bakın denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak yanlıştır arkadaşlar. Denetim yani ne olursa olsun mutlaka emniyet kemerimizi takacağız değil mi? Evet. Birinci yanlış, ikinci doğru. Hangi seçenekte var? Bursa seçeneği cevabımız. Hemen ikiye geçelim. İkinci sorumuz, hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim nokta nokta ile mümkündür. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Trafik adabı, trafik cezası, trafik terörü, trafik müfettişi. Tabii ki 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenme mümkün değildir. Kişiler duyarlı olmalıdır. Burada da ne giriyor arkadaşlar? Trafik adabı giriyor devreye. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. 3'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir? A. İletişim becerilerinin geliştirilmesi. B. Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması. C. Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması. D. Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması. Evet. Burada dikkat edin bakın arkadaşlar. Öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan birisi değildir. Yani olumlu ve olumsuz şeklinde bakın 3 tane olumlu, 1 tane olumsuz var. Yani burada bakın alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması öfkeyi başarılı bir şekilde yönetme davranışlarından değildir. Bursa seçeneği doğru cevap. 4. sorumuza bakalım. Hemen seyir halindeki sürücünün yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi. Trafikte hangi uslubun kullanıldığına örnek olur? Evet, eliyle, diliyle hareket, seyir halinde hareket yapmak, merhaba, öfkeli davranmak değil mi? Burada bir ne var? Bencillik, beden dili, inatlaşma, tahammülsüzlük. Tabii bakın beden diliyle konuşuyorsun değil mi? Seyir halindeyken evet. Burada Bursa seçeneği doğrudur. 5. sorumuza geçelim. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir? Evet, inatlaşmaya, yardımlaşmaya, nezaket, saygıya, konuşma uslubuna. Yağmurlu bir günde kaldırımda bekliyorsunuz ve su birikintisi olan bir yerde başka bir sürücü sizin üzerinize ne yaptı? Su sıçrattı. Buradaki esas amaç değil mi? O kişinin nezaketsiz ve saygısız olduğunu gösteriyor. Burada trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu örnektir diyor. Bakın. Evet. Nezaket ve saygı değil mi arkadaşlar? Evet. Önemli. Evet. Ceyhan seçeneği doğrudur. Hemen 6. sorumuz gelsin. Geçme yapan araca geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu trafikte hangi temel değere
değerle ifade edilir. Bencillik, inatlaşmak, diğergamlık, sorumsuzluk. Evet arkadaşlar, bencillik, inatlaşmak, sorumsuzluk, olumsuz. Bakın diğergamlık değil mi? Diğergamlık neydi? Diğergamlık kendi ihtiyacı olduğu halde kendi ihtiyacından feragat edip karşı tarafın ihtiyacını ne yapmak? Karşılamak. Evet, burada da Ceyhan seçeneği doğru cevap. Yedinci sorumuza geçelim. Trafik kazası sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur. Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması halinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir. Evet bakın. Asabi, aşırı tepkili, kaba ve saldırgan, saygılı ve nezaketli. Evet, burada da neyi sormuş? Kaza olduğu zaman sorunların kısa sürede çözülebilmesi için saygılı, karşı tarafa saygılı ve nezaketli olunduğu zaman daha kısa sürede sorunlar çözülecektir. Cevap Denizli seçeneği. Sekizinci sorumuza geçelim. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır? Evet bakın, risk davranış, evet, azaltır. Asabi, öfkeli, stresli, hoşgörülü. Evet, burada da gördüğünüz gibi 3 tane olumsuz, 1 tane olumlu. Hoşgörülü olduğunuz zaman her zaman siz kazanırsınız. Denizli seçeneği doğru cevap. 9. sorumuza bakalım. Hemen 1-2-3 şeklinde verilmiş. Bu tip sorularda öncelikle soruyu okuyoruz. Bakın, yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? Bireye, değil mi bakın? Bireye yapılan hak ihlali. Geçiş üstüne sahip araçlara yol vermek. 2. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak. 3. Engelli olmadığı halde engelliler için ayrılmış park yerlerine park etmek. Evet. Tabii burada dikkat ederseniz arkadaşlar, aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak trafik kazasına sebep olur. Burada bireye yapılan bir haksızlık var, değil mi? Engelli olmadığı halde engelli kişiler için park yerine park etmek de yine birey hakkıdır. 2 ile 3 olan seçenek Ceyhan seçeneğidir. 10. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için olumsuz etkiye neden olmaz? A. Öfke. B. Saldırganlık. Saldırgan bir sürücü. Sabırsızlık. Sakin olmak. Güvenli sürücülük için olumsuz etkiye neden olmaz. Bakın, olumsuz. Yani olumlu sormuş. Değil mi? Tam tersi. Sakin olduğunuz zaman, değil mi, olumsuz bir durum olmaz. Yani trafik kazasına karışmazsınız. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. 11'e bakalım hemen arkadaşlar. 11. Sizin sorularınız arkadaşlar, kaçırmayı mutlaka çözün. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hali trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? Kabalık, hırçınlık, bencillik, sorumluluk. Evet, burada da aynı şekilde bakın, kabalık, hırçınlık, bencillik olumsuz bir durum söz konusu. Ama temel değerlerden bakın, sorumluluk olumludur. Yani trafik içinde davranışların sonuçlarını düşünerek hareket etmesi sorumluluk. Yani almış olduğunuz yolcuları gideceğiniz hedefe kaza yapmadan ne yapmak? Götürmek bir sorumluluk işidir arkadaşlar. Evet, trafik kurallarına uymak. Emniyet kemerini takmak sorumluluktur. Evet, 12. sorumuza hemen geçelim. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırma park etmekten kaçınır? Empati düzeyi yüksek, görgü seviyesi düşük, C. sorumsuz, D. bencil. Evet, burada da dikkat ettiğiniz gibi yine aynı şekilde bakın arkadaşlar, empati düzeyi yüksek bir kişi aracını kaldırma park etmez, değil mi? Yani ben buradan geçsem, kaldırımdan geçsem
bu araç beni engellese. Şimdi bunları hep düşünmek lazım. Evet, sadece kendimizi düşünmeyeceğiz. Toplumda diğer insanları da düşünmek zorundayız. Hemen 13. sorumuza geçelim. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakarlık yapan, özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir. Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir? A. Bencillik, B. Saldırganlık, D. Diğergamlık, D. Sorumsuzluk. Evet, burada da kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakarlık yapmak demek nedir? Diğergamlıktır. C seçeneği doğru cevap. 14. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir? A. Üretim ve refah kayıplarının yaşanması. B. Karayollarının zamandan önce yıpranması. C. Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması. D. Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması. Evet, burada bakın arkadaşlar, trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir. Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması tabi değildir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 15. sorumuza geçelim. Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? A. Trafik kültüründe birbirini uyarma. B. Kendini eleştirme. C. Yardımlaşma. D. İnatlaşma. Evet, karlı havada zincir takmaya çalışan bir kişiye yardım etmek, değil mi? O sorunu çözmek, yardımlaşmaya girer. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. 16. sorumuza hemen geçelim. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir? A. En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi. B. Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması. C. Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. D. Trafik kurallarına riayet edilmesi. Evet arkadaşlar, bakın burada bireye yapılan hak ihlalleri dikkat ederseniz A, B, C bireye yapılan hak ihlalleridir. Trafik kurallarına riayet edilmesi olumlu bir davranıştır. Riayet edilmemesi demiş olsaydı bakın olacaktı, ama riayet edilmesi dediği için cevabımız Denizli seçeneğidir. 17. sorumuz yine 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde verilmiş önemli bir soru. Yukarıdakilerden hangileri karayolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya, çevreye, bakın, verdiği zararlardandır? 1. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi. 2. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması. 3. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması. 4. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vesaire yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi. Dikkat ederseniz hepsi de var arkadaşlar. Bakın, kişiye, topluma, kamuya, çevreye verdiği zararlar arasındadır. Denizli seçeneği doğru cevap. 18'e bakalım. 18. sorumuz. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? Öfke, sabır, inatlaşma, aşırı tepki. Tabi bakın, burada bir sabırdan bahsediyor, değil mi? Sabır. Kırmızı ışık, sarı ışık. Kırmızı ışıktan sonra sarı ışık yandı. Hemen arkadan bir korna sesi duyarsınız, değil mi? Bakın, bir korna sesi duydunuz. Burada arkadaki sürücünün, bakın, kırmızı, sarı ya döner dönmez korna sesinin duyulması o kişilerin
sabırsız olduğunu gösterir. Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. 19. soru, ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracının hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur? Hırçınlık, sorumluluk, bencillik, hoşnutsuzluk. Tabii ki burada dikkat ederseniz ailesinin hayatını tehlikeye atmış olması sorumluluğunu yerine getirmemesinden kaynaklıdır. Evet, yine 3 olumsuz, 1 tane olumlu. Bakın şurada. Arkadaşlar C seçeneği bencillik, A seçeneği hırçınlık. Bakın bunlar üçü nedir? Olumsuz arkadaşlar, bakın olumsuz. Dikkat edin. Trafik adabı soruları 3 tane olumsuz, 1 tane olumlu şeklinde genelde gelir. Burada Bursa seçeneği doğru cevap. Evet. Doğru cevap Bursa seçeneğidir. 19 soru çözdük arkadaşlar. Bir tane de artı bir sorumuz var. Ona da bakalım. Bundan böyle tüm sorularda artı soru ekliyoruz. Artı birinci sorumuz, yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu. Trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir. Evet, su sıçratmamaya özen göstermek. Bakın, inatlaşmak, yardımlaşmak, nezaket ve saygı, konuşma uslubu yakın. Burada da yine nezaket ve saygıya nedir? Örnektir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Artı ikinci sorumuz da var arkadaşlar. Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. Karşısındaki kişiyi suçlaması. B. Empati kurmaktan kaçınması. C. Karşısındaki kişiye saygı duyması. D. Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması. Evet. İletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli tabii ki saygı duyması, değil mi? Karşıdaki kişiye saygı duyması. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup 2021-2022'de sizlere çıkacak ehliyet trafik adabı örnek sınav sorularını çözebilirsiniz. %100 sizlere çıkacak sorular arkadaşlar. Sınavlara girmeden önce mutlaka sorularınızı değerlendirin. Daha önce atmış olduğum konuları da mutlaka baştan sona trafik adabı, motor, araç tekniği ve ilk yardım derslerini de ve sorularını da çözerek 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.